Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, 2019 yılı kesin hesap kanun teklifinin 5. maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. İktidara geldiğiniz günden beri yaptıklarınıza şöyle bir bakalım. Sayın AKP'liler. Öyle mi? Şimdi anlatıyorum. Sen vakit yetirip görelim bakalım. Kıbrıs'a 8 tane uçakla gittiniz. Önceden denktaş ayak bağı oluyor diyordunuz. Kıbrıs bize ayak bağı oluyor diyordunuz. Rüşvetçiyi büyükelçi yaptınız. Şimdi Ege'de, Akdeniz'de bunlarla mı hakkımızı koruyacaksınız? Yunanistan 19 tane adayı işgal etti. Yunanistan'ın böyle bir hakkı var mı? O adalar Anadolu Yarımadası'nın, Anadolu ana karasının devamı olan kara parçalarıdır. Bizim orada hukuksal hakkımız var. Uluslararası hukukta. Peki ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey. Yap işte devlet modeliyle yandaşlarınıza halkımızın hakkını yedirdiniz. Yabancı sermayece ülkemizi soyduruyorsunuz. Ne yaptı size bu millet? Allah'tan korkmaz mısınız? Trakya insanı üretmekten başka ne yaptı size? Yolsuzluklardan, rüşvetten pay mı istedi? Orman köylüsünü sersefil ettiniz. Ne istediniz bu insanlardan? Büyük bir yüksük ile geldiniz, bir yüksük ile gidecek misiniz? Azerbaycan'ın kardeşliğini 500 yıldan beri yeni tanıdınız. 400 yıl Kızılbaş dediniz, ötelediniz. Son 100 yılda komünist dediniz, ötelediniz. Şimdi anlayabildiniz nihayet. Helal olsun. Toplulaştırma vasıtasıyla kıymetli arazileri yandaşlarınıza peşkeş çekiyorsunuz. Köylünün arazisini kırsala, yandaşlarınızın arazisini ana yollara veya su altına veriyorsunuz. Helal olsun size. Asgari ücretten vergiyi alıyorsunuz. Asgari ücretliye ne verdiniz ki? Ne istiyorsunuz? Alın terini dökmekten başka bu insanlar size ne yaptılar? Çiftçiye olan 23 milyar dolar borcunuzu ödemediniz. Elinden tarlasını, traktörünü aldınız. Ama dışarıdan 133 milyar dolar vererek hububat ithalatı yapıyorsunuz. Çok güzel yakışıyor size. Helal olsun diyorum vallahi. Ne yaptı size bu çiftçi? Üretimden başka, alın teri dökmekten başka ne yaptı? Bize bir anlatın görelim. EYT'lilere emekli hakkı verdiniz mi? Verelim dedik, hayır olmaz, ülke batar diyorsunuz. Yandaşlarınıza peşkeş çekmekle ülke batmıyor. Ama EYT'li garibanlara veriyorum deyince ülke batıyor, öyle mi? Bu mu insafınız? Allah'tan korkun. Çalışırken zaten hak ettiğinin yarısını verdiniz. Şimdi bu yarısını da EYT vasıtasıyla alıyorsunuz. Çalışan, üreten insanlarımız 20 yıl size baktılar. 20 yıl vergi verdiler. Bu insanları pandemide 20 gün bakalmadınız. Helal olsun size diyorum. Halkımızın verdiği vergilerden toplanan deprem paralarını iç ettiniz. Depreme dayanıksız binalarda halkımızı öldürüyorsunuz. Hiç utanmaz mısınız siz? Çalışıp, üretip, ülkemize kazandıran emekçilerimizin işsizlik forunu harcadınız. Şimdi EYT'ye mahkum edip, işten çıkartıp sokağa attınız. Vicdansızlık bu. 15 Temmuz mağdurlarında, 15 Temmuz mağdurları için toplanan paraları iş ettiniz. Allah'tan korkun diyorum. Kozmik odayı teröristler vasıtasıyla yabancılara açtınız. Bütün sırlarımızı verdiniz. Sonra da 15 Temmuz terörünü eniştemden öğrendim diyorsunuz. Ya kimden öğrenecektiniz? İstihbarat mı bıraktınız? Bu tarihten sonra 800 tane istihbaratçımız ne oldu akıbetini bilen var mı?
Hem de 15 Temmuz'da 258 insanımız canından oldu. Allah'tan korkmuyor musunuz siz? Bu insanların elleri iki yakanızda olan... Tamamlayalım lütfen. Çorlu Kınalı'dan girdiğiniz zaman Çorlu'dan çıkıyorsunuz. 500 lira otoban parası. Araç 257 lira yakıyor. Araç 250 lira yakarken 500 lira otoban parası alıyorsunuz. Şehir hastanelerinin bir yıllık karına vatandaşları yandaşlarınıza soyduruyorsunuz. Allah'tan reva mı bu? Yurdumuzun en ücra köşesinde yaşayan gariban halkımızın salgın döneminde çocuğuna bir bilgisayar veya tablet aramıyor, eğitim yaptıramıyor. Hiç vicdanını sızlamıyor mu? İşten atılan, çocuğunu giydiremeyen, çok okumaktan okutamayan, karnını doyuramayıp intihar eden insanlarımızın sayısı ona geçti. Yandaşlarınızın vergilerinin tamamını affediyorsunuz. Utanmıyor musunuz? Sayın Kırkpınar, sabahtan beri oradan sürekli laf atıyorsunuz konuşmacıda. Rica ediyorum. Halka bir bardak çay ile bir simidi çok gördünüz. Bütün konuşmacıları rahatsız ettiniz. Kanser ilacını ödemiyorsunuz. Halkımızı... Evet, selamlayalım lütfen. Allah müstahakınızı versin diyeceğim ama söyleyemiyorum. Zaten 31 Mart'la 23 Haziran'da halkımız size müstahakınızı vermiş diyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Buyurun Sayın Karakuna. Buyurun. Kimse size...